Mutfak sizin. İstediğiniz gibi kesin, pişirin, ikram edin. Ama usta olmak için püf noktalarına ihtiyaç var. Mesela biber dolması. Hadi yapalım. Hem de en feminist duygularımızla. Şimdi biber seçerken önce biberlerin arkasına bakıyoruz. 3 tane olan erkek, 4 tane olan dişi oluyor. Şöyle yuvarlaklar. Dişi olan daha lezzetli, daha yumuşak oluyor. Bitkide bile dişi daha zarif, tabii, daha yumuşak, zarif. Daha lezzetli. Yemek denince akla ilk gelen soğan, soğan denince de yaşaran gözler. Bunun püf noktası buzluğa girdiği zaman soğan donuk oluyor, yarı donuk. Yarı donuk olduğu zaman da kestiğiniz zaman suyunu çok dışarıya vermediği için gözleri yaşartmıyor. Tamam o zaman sizinki donuk, benimki değil. Hadi bakalım. Yaşarmaya başladı. Şu anda benimkinden değil de sizinkinden benimki de yaşarıyor galiba. Aşk olsun ama. Biz dolaba koymadık diye böyle oldu. Patatesi soyduktan sonra soğuk, tuzlu suyun içine atıyoruz. Tuzla mı koyuyoruz? Evet, tuzla koyuyoruz. Bir püf noktası da ben vereyim mi? Tabii. Patatesi ince kabuklu soymak istiyorsanız, bu aparatlardan edinirseniz aldıkça ince soyuyorsunuz. Kesinlikle. Bu da amatör tiyo sos. Ziyandan kurtuluyoruz. Aynen. Sarımsaksız yemek olur mu? Olmaz. Peki ya soyması? Olur olur. Hem de elleriniz hiç kokmadan. Bir mikrodalga fırın yeter. Hadi bir püf noktası daha. Buzdolabındaki kötü kokulardan şikayetçiyseniz çözümü çok kolay. Yapmanız gereken tek şey biraz Türk kahvesini bir tabağa koyacaksınız ve o tabağı dolabınızın içine yerleştireceksiniz. Böylece kötü kokular gitmiş olacak. E tabii her şeyin başı sevgi. Yemeğe katmazsanız olmaz. Çünkü patatesin bile kalbi var. Ellerine sağlık hanımlar için birçok püf noktası vermiş olduk. Kahveniz de geldi. Afiyet olsun. Ellerinize sağlık tekrar kahve içinde. Bir püf nokta daha vereyim sizlere. Kahvenin içine pişirirken çok azıcık tuz veya baharat atarsanız hem kokusu hem lezzeti çok daha güzel olur. Tuzlu kahve. Evet. O damatlara verilmiyor muydu? Biz müşterilerimize de veriyoruz. Lezzetli buluyorlar. Demek